Evet çocuklar, herkese merhabalar. Ee, bu süreçte hepimiz evdeyiz. Sizler de e, bu evde kalma süresini belki dezavantajı ama avantajı çevirebilirsiniz. E, müzik dersiyle alakalı e, burada böyle kısa kısa videolar göndereceğiz size. E, bağlama e, kursuna gelen arkadaşlarımıza özellikle e, onlar için Böyle 5'er dakikalık, 6'şer dakikalık videolar çekeceğiz. Ve evde bu süreyi daha verimli geçireceksiniz. Hemen başlayalım. Şimdi sıfırdan başlıyoruz gibi düşünün. Öncelikle hızlı bir şekilde bu kağıt üzerindeki kısımları açıklayalım. Örneğin burada biliyorsunuz sol anahtarı. Bunu artık bilmeyenimiz yok birbirine paralel 5 çizgiye biz porte veya dizek diyoruz. Hemen geçtik. Bakın yan tarafta notalarımız var. Bu e, bağlamada kullandığımız notalarımız. Yani yüzde %95 bu aralıkları kullanıyoruz. Bunlar yukarı doğru artarak gidiyor. Bu kısım aşağı doğru artarak iniyor. Ama bizim genelde kullandığımız aralıklar kalın sol notasıyla ince la notası. Şimdi buradaki bilmeniz gereken nokta şu. Yukarı doğru giden sesler port üzerinde incelir. Bakın buraya yazdık. Yukarıdan aşağı doğru gelen sesler ise yine port üzerinde kalınlaşır. Yani pesleşir. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bunun portre üzerinde öğrenimi nasıldır? Tamamen bakmanızla alakalı. Bol bol göreceksiniz. Kendinizde egzersiz yaratabilirsiniz. Rastgele yazarsınız porten üzerine. Altlarını, isimlerini ezbere aldığınız kısımları yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bir şekilde ezberlersiniz. Bu tamamen gözün alışmasıyla alakalı bir durum. Şimdi gelelim şurada. Değiştirici işaretlerimiz var bizim. Evet. Değiştirici işaretlerimizden diyez. Ee, diyez neymiş? Önüne geldiği notayı yarım ses inceltir. Hemen bakalım. Örneğin Do notasını ele alırsak Do notası Bakın Do Bu diyezi saymazsanız natural do kabul etmek zorundayız. Ama önüne diyez gelirse do diyez yarım ses tizleştiriyor. Do'yu do diyez yapıyoruz. Gelelim bemole. Bemol işareti önüne geldiği notayı yarım ses kadınlaştırır yani pesleştirir. Mesela bundan da si notasını alalım. Bu normalde natural kabul edilen si notası ama yanına B koyarsanız bemol yarım ses pesleştirirsiniz. Yani si bemole dönüştürürüz. Geldik naturale. Natural işareti neymiş? Diyez veya bemol almış notayı doğal haline çevirir. Ee, örneğin mi bemol diyelim değil mi? Mi bemol notamız var. Bu mi bemol notası eğer naturale dönecekse bemol kalkar. Bunu direkt bu şekilde yazabilirsiniz veya natural koyarak da yazabilirsiniz. Şimdi evet gelelim tartımlar konusuna. E, tartım nedir? Müziğin içerisindeki en küçük ritimsel motiftir Tartımlar ile notalar birleşince, tabi uyumlu bir şekilde, ahenkli bir şekilde birleşince ortaya şarkılar, türküler meydana geliyor çocuklar. Şimdi tartımları anlatmaya başlayalım. Ee, kullanacağımız 8 tane tartım var. Buraya 7 tanesini yazdım. Sığmadığı için bir tanesini yazmadım. Daha sonra onu ekleyeceğiz. Zaten ee, birkaç ders işimize sadece 4 tanesini devam edeceğiz. Şimdi başlayalım. Bunlara biz isim verdik. Kolay öğrenelim diye. Nedir? Van, İzmir, Ankara, Karaman, Bursa. Bursa'nın tam tersi diyoruz buna. Sabur ve terazi. Ve bunların birer birim vuruş içerisinde oranlanması var. Çok basit. Bunlar çok hızlı bir şekilde anlayacaksınız. Burada e, hepsinde ortak olan bir birim süre. Yani bir vuruş diyoruz biz buna. Bir aşağı bir yukarı ok işareti. Bunlar buraya nasıl oranlanıyor? Şimdi bunları anlatalım. Van tartımı bu bir vuruşun tamamını kapsıyor çocuklar. Yani bakın hepsine 100 dersek sayısal değerler verirsek eğer Van tartımı bunun hepsini kapsıyor. Yani okuması da şu şekilde. Van, 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 van. Geldik İzmir'e. Birkaç tane yaptıktan sonra geriye dönüp anlaşılması daha kolay olacak yapacağız. Gelelim İzmir'e. Bakın İzmir'de bu bir vuruşu ikiye bölmüşüz. Yüzde si iz hecesinin kalan yüzde mir hecesinin. Yani iz mir is mir is mir geldik Ankara'ya Ankara tartımında aşağı gelen okta yüzde elli an hecesi yukarı giderken o kalan yüzde elli ikiye bölüyoruz 25 25 yani Ankara 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 geçtim Karaman Karaman tartımı da Ankara'nın hemen hemen tam tersi diyebiliriz. Aşağı yönde kara yani 25 25, yukarı yönde man hecesini söylüyoruz. Hemen yapalım. Kara man. Kara man. Kara man Şimdilik buraya kadar öğreneceğiz. Bağlamayla öğreneceğimiz türkülerin yaklaşık 10 tanesi hemen hemen bu ilk dört tartımla alakalı. Bunların şimdi egzersizini çalışalım. Evet gördüğümüz Van, İzmir, Ankara ve Karaman tartımının egzersizini yapalım. Daha sonra bunlarla alakalı bağlama üzerinde çalışmalar yapacağız. Şimdi bunu bir okuyalım. Yine bunların öğrenme tekniği çocuklar sadece görmenizle alakalı. Gözünüzün aşina olmasıyla ilgili. Bol bol bakacağız. Buradan yavaşça başlayalım hadi. Bakın. Van İzmir Ankara Karaman İzmir Van Ankara Ankara İzmir Karaman Ankara, İzmir, Van. Karışık bir şekilde yazdım. Bunu bol bol tekrar edin. Ki tartımlar otursun, tartımların sağlamlaşması demek. Bağlamada sağ elimizin sağlamlaşması demek, ritim kulağımızın sağlamlaşması demek.